Sev Yeter dizisi 42. bölümde Mihir Raman'a arabayı satın alanı buldum diye haber verir. Işita da onlarla beraber arabayı satın alanın yanına gider. Adam tekerlekli sandalyede olan bir adamdır ve kazayı yapan bendim deyip suçu üzerine almak ister. Raman onun yalan söylediğini anlar ve gerçek suçlu bu adamın yalan söylemesini sağlıyor deyip araştırmaya devam edeceğini belirtir. Shagun ise Adi'ye para verir ve üniforma alması için sen işini hallet benim toplantım var der. Adi kendini çok yalnız hisseder. Raman okul için aldığı yeni üniformayı Adi'ye Işita ile birlikte götürür. Işita önce arabada bekler. Adi ise üniformayı istemiyorum diyerek yere atar. Işita araya girer ve Adi'ye madem öyle gel seninle birlikte gidip dışarıdan istediğini alalım der. Işita ve Adi dışarı giderken Raman da ağlar. Adi alışverişte Işita'ya çok kaba davranır. Bir içeceği kıyafetin üstüne dökünce mağaza görevlisi almaları gerektiğini söyler. Adi annesinin verdiği yüklü miktarı Işita'ya verip bunların hepsini alalım der. Işita gerçekten çok sabırlı davranır. Raman ise Ashok'un binasının önünde 322 plakalı aracı görür. Ve detayları da hatırlayınca Ashok'un Parmet'i korumak için yalan söylediğini anlar. Işita aldıklarının parasını öderken Adi kendi şoförünü çağırır ve evine döner. Işita neye uğradığını şaşırır. Raman ise Shagun'a hesap sorar ve Ashok'la birlik olup Parmet için yalan söylediklerini anlatır. Shagun sonunda Raman'a kazayı yapan bendim der. Raman şok olur. Shagun Raman'a lütfen beni polise teslim etme diye yalvarır. Adi de bu tartışmaya dahil olunca Raman kimse hapse girmeyecek diyerek söz verir. Ancak Raman Işitalara verdiği haberi şimdi nasıl açıklayacaktır? Raman geldiğinde suçluyu getiremedim deyince herkes olayı farklı algılar. Raman Işita'nın ailesine karşı kendini çok suçlu hisseder. Bakalım Raman bu durumu Işita'ya anlatabilecek mi?